Beyaz Futbol Pazar'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Zirvede müthiş bir maç oynandı. Lider Trabzonspor Galatasaray'ı son dakikalarda bulduğu 2 golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçtan sonra olaylar çıktı. Flash, bomba açıklamalar var. Hepsini değerli yorumcularımızla birlikte Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'la konuşacağız. Bu gece gerçekten aslında hava olarak soğuk ama gündem olarak çok sıcak bir gece. Evet, ilk olarak ben hemen ilk yorumu Sinan Engin'den bir almak istiyorum. Dün gece Galatasaray'ın yumuşak bir karnı var demiştin. Ve Galatasaray bugün kaybetti. Şimdi ben burada konuşurken tabii şeyi de hazırlayalım, Trabzonspor'un marşını. Hazırdır zaten. O hazır mıdır? Hep var rejimizde. Hazırlasınlar o zaman Trabzon'a. Buradan bu marşı yollayalım. Önce bir Trabzonspor'un marşını yollayalım. Şimdi Trabzonspor... Meydanda da müthiş görüntüler var. Hemen onları da verelim ortaya. Trabzonspor'da yıllardır... İşte Trabzon şu an. Yıllardır Galatasaray'ın kaleci konusunda bir şansı vardı. Ne derdik Muslera ile ilgili? Haksız rekabet var. Muslera var diyor. Şimdi de Trabzon'da haksız rekabet var. Uğurcan Çakır diye bir dünya çapında bir kalecisi var. Bak, dünya çapında bir kalecisi var. Maçı aldı değil mi bugün? 3-1 normal olarak 80'e kadar maç 3-1 olurdu. Eğer özel, yani bireysel, kişisel yeteneğiyle kurtardığı toplar var. Evet, 3-1'i çevirdi. Müthiş bir kaleci. Hep söylüyoruz. 10 hafta önce de söyledik. Trabzonspor'un bugün bulunduğu yerin en büyük sorumlusu Uğurcan Çakır. Şimdi hep ne diyoruz? Örnekler verdiğimiz zaman iyi futbolcu her takıma lazım. Gidiyorsun, kaç para bonservis verdin? Vizca'yı aldın değil mi? İşte bugün parasını çıkardı. 4,5 milyon euro. Al bugün Vizca 4,5 milyon euroyu bugün çıkardı, işte attı golünü. Müthiş de bir gol attı. Yani iyi futbolcuyu transfer etmek lazım. İyi futbolcuyla iyi futbol oynanır. İlk yarı Galatasaray çok coşkuluydu, çok istekliydi ama ikinci yarı Trabzon bölüm bölüm şampiyon takım gibi, ben şampiyon olacağım bir takım havasında. Belki de son haftalarda, aylarda en iyi futbolunu oynadı bu maçta. Son ikinci yarı. İkinci yarı. Bölüm bölüm. Müthiş oynadı. Bölüm bölüm müthiş oynadı. Mbakemen'in olması tabii büyük bir şans. Çok iyi oyuncu. Top ayağında mıknatıs gibi. Takıma büyük şans şey veriyor. güven veriyor. Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın hamleleri çok doğru. Ahmet Can diye bir çocuk aldı. 19 yaşında altyapıdanmış. Harika oynadı. Yunus'a bakıyorsun. Aynen. Harika oynadı. İleride Cornelius müthiş bir hücum pres yaptı. Perez'i çok beğendim. Ferhat'ı oynadığı sürece çok beğenmedim. Dorukhan oynadığı sürece iyiydi, başarılıydı. Savunmada da iyiydi. Yani Trabzonspor'un. Trabzonspor takımı bugün, ben şampiyon olacağım, ben bu şampiyonluğu hak ediyorum, bu şampiyonluk benim der gibi oynadı. Evet. Yani, puan durumunu da bir verelim ortaya, şimdi görsün seyircilerimiz. Buraya, bu Trabzonsporlulara, bu dostlarımıza bu Trabzon marşını bir yollayalım. Evet, Trabzonspor marşını da marşını tabii ki çalalım. Hak etti çünkü Trabzonspor. Trabzonspor marşı gelsin. Aynen. Ufak ufak. Rasim, çok üzgünsün. Puan durumunu gördün. Galatasaray düşme hattının şu anda 3 puan üzerinde, gelsin o puan durumu da. Konuşmak ister misin yoksa? Vay vay vay. Şimdi haftaya Galatasaray nereye gidiyor? Alanya. Alanya. Sonra içeride Kayseri. Eyvah eyvah. Sıkıntı. Çok formda iki takımla oynuyor. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Konuşabilir miyim? Mustafa şey. Buyur. Sinan abicim. Bir dakika şimdi. 23. Antalya bugün oynadı mı? Yok. Berabere kaldı. Berabere. Göremedik Antalya. Berabere kaldı. Berabere mi kaldı Antalya? Evet, kendisi aslında. Gelsin Galatasaray'ın o maçları. İşte sıradaki 5 maç. Alanya deplasmanı, Kayseri, Göztepe deplasmanı, Çaykur Rizespor, Konya deplasmanı. Bu tablo ışığında... Buradan kaç puan çıkarır? Hocam, Apo, Rasim. Buradan kaç puan çıkarır? 5. 5 mi? 5. 5 çıkartırsa Galatasaray küme düşer. Sonra kolaylayacak biraz fikstür ama. Bu parke aşağıdakiler de kolaylaşıyor bu sefer. Antalyalar, Mantalyalar da geliyor. Hocam buradan 7-8 puan çıkar. Nasıl, kimi yenecek burada?
İçeride Kayseri'yi yenebilir. Emin değilim. Çaykur Rize. Ona da emin değilim. Bunlar can çekişen. Özellikle Rize can çekişen bir takım. Konya'yı da yenebilir. Hiç belli olmaz. Galatasaray enteresan bir takım. Hiç belli olmaz. Bak gider oraya piyango vurur. Sinan abi. Buyur canım. Hulyan'la oynamayalım. Niye? Ben Galatasaraylı kardeşlerime maalesef gerçeği söylemek zorundayım. Çok bağırmasın maç seyrederken. Üzgünsün ama biraz daha yüksek sesle konuşursan. Çok bağırıyor Özde dedi. Sinan abim abi ben dal geçiyor farkındayım ama. Dal geçmiyorum Nagihan söyledi bana. Haklısın Sinan da. Sinan abi Rasim Çoğ seni ararken bağırıyor musun telefonla açmıyorsun Nagihan'ı aradık. Nerede Rasim bağırıyor dedi. Sinan abi düşüyoruz. Düşmez. Galatasaray düşmez. Ben çok açık söyleyeyim. Bugün Galatasaray aslında kötü oynamadı. Hele ilk 30 dakika. Evet. Ve ilk 70 dakika da bence iyi. Son 20 dakika rezalet hariç. Buna rağmen bu takım 2-1 yeniliyorsa ben size söyleyeyim. %51 Galatasaray PTT birinciliktedir. Ben Galatasaraylı kardeşlerimin üzüleceğini biliyorum ama söylemek zorundayım. Düşüyoruz! Düşüyoruz! Gülmeyin ya, düşüyoruz ya! Düşmez Galatasaray ya, düşer mi? Ya bilmiyorum, senin Kuddusi'yi koruduğun gibi bir yöntemle düşmeyeceksek ama şu oyunda abi en iyi oynadığımız dönem... Yollamasaydınız hocanızı. Bak, hocam canımdır ama hocamın da bu süreçte kabahati var. Hocan kim? Dur, Fatih hocamın da kabahati var. Ben de ben zannediyorum. Burak Elmas'ın da kabahati var. Mustafa Cengiz'in ahı var, Mustafa Cengiz'in ahı! Rahmetli başkanımız Selahattin Bayezid'in cenazesinde Galatasaray Düşünce Derneği yazmışlar. Onu bile ben Düşünce Derneği, ulan düştük mü diye. Ulan ben kendim psikiyatrik duruma girdim ya. Allah Düşünce Allah. Derneği yazmışlar ya. Düşünce Derneği, fikir. Ben onu Galatasaray Düşünce ona gelmişim yani. Halime bak. Psikolojik olarak, algı olarak öyle algılıyorsunuz. Düşünce Derneği şeyini gördüm. Evet, yalnız yani, Abdülkerim Hoca çok üzülerek izliyor seni. Yani psikiyatrik anormalliğini söylüyorum. Düşünce. Ulan dedim düşünce ne demek? Hani düşünce. Sonra dedim ulan salak mısın bu Düşünce Derneği? Ne var liberal düşünce topluluğu gibi. Ha düşünce. Ama evet. Fikir yani, mütefekkür. Ah! Yani artık hani algıda Pavlov'un köpeği vardır ya psikoloji deneylerinde. Hale geldik. Zil çalınca acıkıyordu. Abi bizde yani zil çalınca yenileceğiz diye korkuyorum yani. Ne zili ya? Zil. Hakem zili. Hakem düdüğü. Ciddi söylüyorum. Pavlov kim? Köpek ne diyeyim? Ne diyor ya? Psikoloji deneyi vardır Pavlov'un köpeği. Anladım. Anladım. Bah bah. Şaka bah, maka değil. Bah bah. Galatasaray'ın düşme tehlikesi vardır. Şaka söylemiyorum. Bak %51 PTT birincilikteyiz. Peki. %51. Abdülkerim hocam. Ben şaka yapmıyorum. Trollemiyorum. Vallahi de billahi de tallahi de böyle düşünüyorum. Buyur abi. Abdülkerim hocam üzüldün herhalde sen bu duruma. Üzüldüm de benim üzüntüm Galatasaray yani küme düşecek. O sıkıntıyı yaşayacak. Ben ona üzülmüyorum. Benim üzüntüm daha başka. Biraz futbol dışında bir üzüntüm var. Hayırdır hocam? Müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Ben sonra maça gene döneriz. Selahattin Beyazıt'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Galatasaray'ın eski başkanlarından Sayın Beyazıt'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi ben üzüntülüyüm. Rasim'i de üzgün gözlerle dinledim. Benim üzüntümün sebebi şudur. Bu program Beyaz Futbol ve Derin Futbol programı çok sevilen, çok izlenen bir program. Evet, değil mi? Çok şükür. Senelerdir, 10 evet. Senedir ki ben 8. senem bu sene, benden önce de vardı. Her zaman izleyiciler bizi Allah'a var en üst düzeyde tutuyorlar. Sağ olsun. 11 sene oldu. Evet ve son dönemlerde şu beşli, şu beşimiz hakikaten yani mütevazı olmam burada. Yani fenomen insanlar olduk. Yani birimiz düşünülürken mesela sokakta bir insan Sinan Engin'i düşünürken otomatikman aklına Rasim, Abdülkerim ve Ahmet de geliyordur. Tabii. Veya beni düşünürken artık insanlar bizi tek düşünemiyor. Bizi bir beşli çete gibi düşünüyor diyaloglarımızı insanlar. Falan hep ben hatırlıyorlar. Ben üzgünlüğüm şudur, yani üzüntümün sebebi şudur. Bu beşli önümüzdeki yıl büyük ihtimalle bozulacak. Niye hocam? Ben öyle tahmin ediyorum seneye çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı aramızda olmayacak.
Ben de ne diyeceksin diye bekliyorum. Yani çünkü tahmin ediyorum Rasim Çelebi'ye TFF bir yorumcusu olacak gibi gözüküyor. Ve bu beni ya son derece üzüyor, kahroluyorum. Ama ben ona, bir dakika lafımı bitirtmeme müsaade edin. Bunu neden söylüyorum? Temin Rasim'in anlattığı kokunun geldiği ilk sene biz ligin ilk yarısını 17. sırada bitirmiştik. İkinci yarı biraz transfer Ersun Yanal hamlesiyle 6. bitirdik. O dönemlerde Rasim Ozan Kütahyalı kardeşim beni teselli edeceğine, bu üzgün abisini edeceğine mesaj gönderiyordum bana. Kızdırıyor muydu seni? Tabii aynen. Yayına da gönderdim. Yayında bir de kendisi de bu, bak onu da atacak. Canlı yayında bana dedi ki Abdülkerim abi seneye artık TFF bir yorumcusu olursun. Senden kurtuluyoruz falan dedi. Ben de Göztepe'li olarak ben de orada olurum. Yine orada olurdu. Haklı. Hani bir laf var ya, kurt yediği ayazı unutmaz falan, öyle bir laf var. Kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Ha, ben o sene 6. olarak yırttım. TFF birincilik yorumcusu olmadım. Ama bu gidişle Rasim Ozan Kütahyalı seneye TFF 1 yorumcusu olacak. Ona son abi olarak, yine ben onun gibi merhametsiz değilim, ona son olarak bir kıyak yapayım. TFF 1 maçlarının yayıncı kuruluşu var. TRT. Orada çok iyi tanıdıklarım var üst düzeyde. Rasim'e iş bulacağım. Kardeşimi işsiz bırakmam. Seneye TRT'de inşallah TFF 1 programının yorumcusu. Hayırlısı olsun. İnşallah düşmez Galatasaray. Bak ne insan evladıyım, görüyor musun Sinan? Galatasaray bu ligi, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ne insan evladıyım. Galatasaray bu ligi ilk 10 içinde bitirir. Evet. İnşallah. Ahmet hocam hiç konuşmadı. Şimdi bu ligi Ahmet hocam da söylüyor. Benim yerime de Konya Spor yorumcusu diye birini alırsınız. Evet. Peki. Ahmet hocam hiç konuşmadı. Buyur hocam. Demokrasi aşığı bir adamım. Demokrasi günümüzün en önemli rejimlerinden biri. Eğer uygun görürsen, sen genç bir adamsın. Şu anketi bir aç bakalım benden. Senden. Galatasaray Spor Kulübü kume düşer mi, düşmez mi gibi bir anket istirham edeyim. Ama bu beyaz futbol hesabından açmam, senden açarım ha hocam. Beyaz futbol olarak, kurumsal olarak böyle ayıp olur yani Galatasaray'a. Biz açmayız. Benden açıyorum. Senin hesabından açıyorum. Açmasam tövbe. Rasim bütün bunları bana yaparken 4 sene önce hiç ayıp olmuyordu. Ama haberimiz yok. Şimdi söyledin hocam. Bu kahkahalar atılıyordu. Ki kızdırma beni Onur. Hukuk döneminde Rasim'in Fenerbahçe üzerinden, değil mi, sen şahitsin. Tabii ki şahitsin. İyi ki bu sene burada yok dedi, beni mahveder. Tabii ki aynen öyle. O zaman gülüyordunuz. Vallahi doğru. Ben tabii ki biliyorum Galatasaray gibi büyük bir kulübün küme falan düşmeyeceğini. Ama zor vallahi hocam. Şaka değil ama bak. Sizin 5-6 transferle Rasim'in bana yaptıklarından sonra bu korku da ona müstahaktır yani. Zaten korksun. Demin dediklerim şaka değil. Ben düşmeyeceğini zaten bilirim. Biliyorum Galatasaray'ı. Belli olmaz. Ama bu korkuyu yaşasın Rasim. 12. Bu abi bak sizin orada 4-5 transfer, 4-5 transfer. Korkma, titre. Galatasaray'da yok mu? Korkma, titre. Sinan abi hiç transfer olmazsa ben bu Galatasaray düşebilir cidden diyorum. Evet. Hiç transfer olmaz. Ahmet hoca hiç konuşmadı. Ben de senin bu korkun bile beni mutlu ediyor yani. Çakar bir dinliyor, çakar dinliyor. Evet hocam, futbolda ve hayatta mistik denge diye bir şey var. Mistik. Her şeyi 4-4'lük iyi yaparsın. Dönemi mistik. Başaramazsın. Evet. Her şeyi 4-4'lük yanlış yaparsın. Topyekun denk başarırsın. Şimdi bak, az önce sevgili kardeşim Sinan'la yayın başlamadan önce dedi ki hoca, Allah da istemiyor. Şimdi ben bugün maçın geneline baktığım şanslı, Galatasaray kaybetmeyi falan hak etmedi. Aynen tamam, hocam. Uğurcan'ın mükemmel performansı, Trabzonspor'un ikinci yarı dönem dönem iyi oyunu ama dakika 84'e kadar getirdi. 84'te Marcao kısa düştü. Bakasetas vurdu, gol oldu. Ondan sonra Babel 2'yi bulabilirdi. Aynen. Döndü. Allah Taylan'a o hata. Her şey Allah'tan. Doğru mu buraya kadar? Şimdi. Türk futbol tarihinin buna 30 yıl önce eroin kaçakçılarının, mafyaların, şunların bunların, katillerin kulüp başkanı olduğu dönemler de var. Anadolu kulüpleri. Doğru. İsim vermeyeyim. O kulüplerin rejimi var. Ha. Futbol tarihinin Maradona'yı getirir falan. En vasıfsız, en kötü ve gizli ajandasının ne olduğunu içimden tahmin edebildiğim bir kısmını birazdan söyleyeceğim.
bir kısmını hukuk çıkar diye karşıma söyleyemeyeceğim gizli ajandası olan fevkalade kötü bir yönetim. Bir defa Burak Elmas kötü insandır demiyorum. Tanıdım ki hayatta bir defa veya iki defa merhabam vardır o kadar. Oturmuştum, yemiştim, içmiştim yoktur. Fakat onlar için sadakat, vicdan, bağlılık, adam satmamak sadece kağıt üzerinde. Ne zaman ki Burak Elmas ve o yanındaki o adam, bakın o adam diyorum daha öteyi konuşamam hakarete girer. Işıtan Gün. Hiç tanımam. Suratını bile hatırlamıyorum. Et midir, balık mıdır bilmem. Burak Elmas'ın suratını hatırlıyorum. Bunlar bir şekilde 8 hafta önce Fatih Terim'in ipini kestiler. Niye kestiler? Bu takım oysa ki Avrupa'da namalup. Mart'ı gören yegane Türk takımı Fenerbahçe ile birlikte. Niye kestiler? Şimdi soruyorum. Burada iki tane şey olabilir. Bir, Fatih Terim burada varken biz bu kulüpte istediğimiz gibi at koşturamayız. İstediğimiz gibi at koşturmak ne demek? Burak Elmas Fatih Terim'i istedi hocam. Kalmasın. Onu istedi. Sen söylüyorsun. Israrla söylüyorum. Ya bana. Bir dakika. Bir dakika ya. İki çocuğum üzerine yemin ediyorum. Bunu ya. Söylemesi önemli değil. Bakın arkadaşlar. İki çocuğum üzerine yemin ediyorum. Söyler misiniz? Suç biliminde bir şey vardır. Ne dediğin önemli değil. Orada Fatih Terim'in de hatası var bu takımda. O başka hiç yok konu. Mu bak? Sen de şimdi bir anda abi, terimci olman. Beni. Ha, bir anda terimci olman doğru mu? Bir dakika. O adam müsaade edersen anlatacağım sana. Ben bir kulübün başkanı olacağım. 8 hafta önce ben kulübün başkanıyım. Bana rağmen sizin saçınız başınız ayrı oynayıp gideceksiniz İspanyalara 8 hafta önce. Yani o hata orada haklısın. Abi kesmesene benim sözüm. 2 hafta önceden 8 hafta demek bugünden 2,5 ay önce. Yani Ekim sonu Kasımbaşı. Galatasaray'da bu kadar kötü durumda değil. Torrent'le görüşüyorsunuz. Bir, benim ekibim, benim yancılarım benden habersiz bu görüşmeyi yapmışsa yancılarımı kopartır. Ha şu da olur. Bazen şunu yaparlar. Yardımcı hoca i̇stemem, diyorlar. İstemem. Ya o Torrent 60 yaşındaki adam. Tabii o canım. Bile hakaret. Ona ben ona, o bile ona sana hakaret. Katılıyorum. Bir müsaade. Benim sözümü keseceksen onlar. Yok ama hocam. İstirham ediyor. Yani, yani Fatih Terim'in de şimdi artı, daha ağır söylüyor. Şimdi bir dakika. Dengeli ol. Bundan sonrası jenerik senaryo. Asla şey değil. Ben Burak Elmas'ım. Evet. Sen Işıtan Gün'sün. Ve arkadaşlarım. Dayı. Bu işlerde çok sağlam para. Oyuncu getirmelerde götürmeler. Böyle bir şey varsa Allah belanı versin. Bir de kardeş jenerik senaryo. Bela okumayalım. Hocam suçtur bu. Suç duyurusu bu ya. Hocam bitirsin bitir. Sonra çünkü. Şimdi ben Fatih Terim'i. Ben Fatih Türkiye. Çünkü Türkiye'de ve dünyada bir suç var ki. Bunda suç olup olmadığı tartışılır. Bir suç var ki hiçbir şekilde yasal olarak bunun suç olduğunu ispat edemezsin. Eroin kaçırırsan polis yakalarsa hayatını bitirir. Bakkaldan ekmek çalmak bile. Kamera görüntüsüne girdi mi yandın. Şimdi. Sen menajersin. Bunu Burak Elmas için söylemiyorum. Asla Burak. Kulüp başkanı için söylüyorum. Bizim ülkede kulüp başkanı için. Belçika 2. liginde bir oğlan var. Süper. Uçuyor. Siyah. Hmm. Yılan gibi. Ne alıyor? Oradan 2. ligden bir takım söyle. Örnek. Kortvik, Mortvik var ya. Hı hı. Yılda 150 bin euro alıyor. Şeyler bile alıyor. 150 bin euro. Biz bunu transfer ederiz. Bonserviste elinde mi? Burada 2-3 tane basın mensubunu ateşle. Bir övsenize. Övdür falan. Kortvik'ten, Valvik'ten, Hollanda'dan bir oyuncu geliyor. Senegalli uçuyor, kaçıyor. Süper falan falan. 2 tane de yaptığı hareketi al. Bu tür operasyonlar yapılıyor. Müsaade et. Doğru. 150 bin dolarlık. Adam 170 bin dolara, 200 bin dolara Türkiye'ye gelmeye razıyken birden evladım 1 milyon 200 bin euroya 5 yıllık anlaşmayı. Peki. Bir dakika. Bir dakika bir değil. Dakika. Niye biliyor musun hocam? Bir dakikalık beraber oynadığımız bir reklamımız var. Onu bir izleyelim. Beğenecek misiniz? Ondan sonra Ahmet Çakar yorumuna devam edecek.